Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme duyurusu videosundan hepinize selamlar. Arkadaşlar, Dead by Daylight'in topluluk yöneticisi dün, gördüğünüz gibi tarihte burada, dün yeni güncelleme, yeni değişiklikler hakkında bir duyuru paylaştı. Yani orijinal bir duyuru, merak etmeyin. Yani çoğu kişinin şikayet ettiği veya da konusunu açtığı birçok şey değişiyor oyunda. Moderatörümüz Ekrem Salsun'u siteyi bana yönlendirdi. Gece Ali de çevirisini yaptı. İkisine de çok teşekkür ediyorum buradan. Gördüğünüz gibi önce şöyle başlıklara bir bakalım işte. Eşleştirme sistemi, toolbox, tamir değişiklikleri, sabotaj değişiklikleri vesaire vesaire vesaire. Burayı komple Türkçe'ye çevirdik Ali ile. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim güncellememizde neler değişmiş. Hemen matchmaking, yani eşleştirme sisteminden başlıyoruz. Oyunumuzun yetkili abisi şu şekilde bir açıklama yapmış. Topluluğumuzun büyüdüğünü gözlemledik. Hatta düşündüğümüz sınırı aştı. Buna bağlı olarak oyun bulma süresi uzadı ve oyuncu rankları arasında büyük farklılıklara yol açtı. Bundan sonra eşleşme sisteminde şu 3 faktöre bakacağız. 1. Süre. Yani senin oyunda 100 saatin vardır veya 150 saatin vardır. 1000 saatli adam sana gelmeyecek ya da çok az gelecek gibisinden. Ben çünkü bazen mesela katil atıyorum. Benim 450 saatim var toplamda. Karşıma 20 saatli adam geliyor. Çok büyük bir haksızlık. 2. Madde. Adalet. Yani rakibin sahip olduğu performansa bakılarak. Üçüncü ve en önemli maddelerden biri ise ping, server geri yani. Çünkü bazen mesela ben birilerinin videosunu izliyorum, adamın pingi çok az. Volt attığı zaman katil vuruyor ve ıskalıyor. Halbuki o benim bilgisayarımda hasar. O atlayan kişi ben olsam o hasar %100. Bu üçüne göre ortalama bir rakip getirecek artık bize. Tabi ne kadar uygularlar, ne kadar dikkate alırlar bilmiyorum ama yerinde bir karar olmuş diye düşünüyorum. Rank sisteminde de şöyle bir değişiklik de olmuş. Oyunu kazanıp rank aldığınız zaman ya da kaybedip rank kaybettiğiniz zaman değişen puanlar artık daha düzgün olacak. Örneğin, eğer adamın rankı, bu kişi katil ya da survivor fark etmiyor, sizden yüksekse kaybettiğiniz zaman az rank kaybediyorsunuz. Eğer bu adamı yenerseniz rankı sizden yüksek olmasına rağmen bu sefer normale göre çok daha fazla rank kazanıyorsunuz, rank puanı. Eğer adamın rankı sizden düşük ise sen nasıl düşük adama kaybedersin diyerek bu sefer kaybettiğin zaman normale göre daha fazla rank puanı kesiyor senden. Kazanırsan da az rank puanı kazanıyorsun çünkü senden güçsüz birini yenmiş oluyorsun. Bu da bence adaletli bir sistem olmuş. Ek olarak adaletli olduğundan emin olmak için eski maç arama sistemini toplu maç arama sistemi olarak değiştireceğiz. Şu anda eski maç arama sisteminde bazen çok bekleyebiliyor ya da bulduğumuz zaman oyun adaletsiz olabiliyor. Bunu engellemek için eklediğimiz bu sistem artık daha geniş kitlelerle aynı anda oyun aratıp ve rankları yakın insanlar eşleştirilerek daha adaletli bir oyun ortamı oluşturuluyor. Şu ana kadar gerçekten güzel değişiklikler bence uygulayabilirlerse. Tebrik ediyorum yetkilileri. Sesimizi sonunda duydular. Şimdi geldik Cendrash tayfasını ilgilendiren bir olayımız arkadaşlar. Toolbox tamirinde değişiklikler. Yetkililer Toolbox üzerindeki değiştirecekleri şeyleri bir süredir aklında bulundurduklarını açıkladılar. Jeneratörleri tamir etmek survivor'ların ana görevi olduğu için jeneratörleri hızlı bitirmemelerinden emin olmak istiyorlarmış. Bunu perklerle yapmak istiyorlarmış fakat oyunda jeneratör yapma yavaşlatan çok az perk var. Biliyorsunuz ki 2-3 tane falan var. Fakat toolbox'lar üst düzey aletler olduğu için çok hızlı bir şekilde jenleri hemen bitirip zamandan kazanç sağlattırıyor survivor'lara. Bunu dengelemek için de şöyle bir yöntem bulmuşlar. Toolbox'ın dayanıklılığını azaltıp hızını biraz arttırmışlar. Böylelikle jeneratörün küçük bir kısmını hızlı yapabilir ama aynı zamanda toolbox'ınızı hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Bu değişikliğinde şöyle iki yarar sağladığından bahsediyorlar. Bunun sayesinde toolbox'ların maçın üzerindeki etkisi biraz azaldı ve zamanınızı sadece jen yaparak harcamıyorsunuz. İkincisi de artık toolbox daha stratejik bir şekilde kullanılabilir diye bir madde eklemişler. Buna nazaran şöyle bir parantez açmışlar. Katil geldiğinde jen bitmeye yakınsa katil geliyor diye bırakıp kaçacak mısın yoksa toolbox'ını kullanıp hızlı bir şekilde jeneratörü bitirecek misin gibisinden bir parantez açmışlar. Aynı zamanda ek olarak toolbox'ın add-onlarını yani eklentilerini de gözden geçirmişler arkadaşlar. Hani bazen adamlara 10 saniye bile harcamıyorsun fakat bir bakmışsın arkada 2 jeneratör bitmiş. Her ne kadar survivor main olsam da kesinlikle adaletli bir güncelleme olmuş şu ana kadar. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim sabotaj değişikliklerimize. Nasıl toolbox mantığı değiştiyse sabotajda da bir takım değişiklikler var. Hani oyuna aşırı yeni başlayıp sabotajın ne olduğunu bilmiyorsanız kancayı falan kırıyoruz ya da Trapper'ın tuzaklarını kırıyoruz, yani bir daha kullanılamaz hale getiriyoruz. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki katil bir arkadaşınızı sırtına aldığında eğer daha önceden o kancayı 99'a getirdiyseniz katil tam asarken pıt bir dokunuyorsunuz, kanca düşüyor ve katil oraya asamıyor survivor. Ve survivor takımı bunu yaptığında katil o kişiyi kancaya asamadığı için yere atıyor, bir nevi slug yapıyor ve sizi kovalamaya başlıyor. Eğer bu slug yaptığı survivor'da da no midir ya da unbreakable perk'ü varsa
bu yere bıraktığı Survivor yerden kendi kendine kalkıyor. Katil de sizin peşinizde olduğu için oradan da zaman kaybediyor. Öbür adamı da aslamamış oluyor. Çok büyük bir haksızlık oluyor katile. Şimdi bu yüzden sabotajdaki kurtarma olayını daha ilgi çekici ve yapılabilir kılmak için bazı değişiklikler yapmış oyun yapımcılarımız. Sabotajlamak artık az bir süre alacak. Yani daha kısa sürede sabotajlayabileceksiniz kancayı. Fakat eğer bırakırsanız, hani 99'da bırakıp sonradan tekrar pıt diye dokunduğunuzdan düşürüyordunuz ya. Eğer sabotajlamayı bırakırsanız bir sonraki başladığınızda en baştan başlayacak. Yani 99'dan devam etmeyecek. İkinci maddemiz. Tek toolbox ile kırılan kanca sayısı azaltılacak. Yani elinizde bir toolbox varsa kancayı kırdığınızda neredeyse bazen %10'u bile gitmiyordu. Hani 8, 9, abartıyor da olabilirim. 6, 7 kanca çok rahat kırabiliyordunuz. İşte bunun sayısı azaltılacak. Sabotajlanan kancalar artık daha hızlı yenilenecek. Emin değilim ama eskiden 120 saniyede yenileniyor diye biliyorum. Yani 2 dakikada yenileniyor diye biliyorum. Şu an bir süre belirtmemişler ama daha hızlı yenilenecekmiş. Aynı zamanda kancalar artık her açıdan sabotajlanabilecek. Yani kancanın o önüne gidip tam dibinde durmamız gerekiyor ya sabotajlamak için. Artık sağından, solundan, arkasından her açıdan sabotajlanabilecek. Ve sabotajdaki son değişikliğimiz ise ayı kapanları. Yani Trapper'ın özelliği biliyorsunuz ki ayı kapanı atıyor. Artık bunları sabotajlayamayacaksınız arkadaşlar. Trap'i bozabileceksiniz, evet. Yani etkisiz hale getirebileceksiniz fakat Trap'i sabotajlayıp yok edemeyeceksiniz adamın Trap'ini. Şimdi bu maddelerle ilgili şöyle kısa bir açıklama yapmışlar. Bu dinamik, sabotaj etkileşiminin sonuçları olarak maçın başında etrafta koşup kancaları hazır hale getirmek yerine, %99 olayından bahsediyorum, sabotajlamak anında yapılabilecek bir şey olacak. Bu arada katil eğer hızlı reaksiyon gösterirse belki kurbanı başka bir kancaya götürebilir. Ya da o kancanın önüne kurbanı bırakıp yeni bir kurban gelmesini bekleyebilir. Bu değişiklikleri dengelemek için de bazı perkler ayarlamışlar arkadaşlar. Saboteur perkü vardı biliyorsunuz ki. Bu perk sayesinde kancayı toolbox'a gerek duymadan sabotajlayabiliyorsunuz. Ama sonrasında bir bekleme süreniz oluyor. Hemen öbür kancaya gidemiyorsunuz yani size bir cooldown veriyor. Hangman's Trick perkümüz. Kanca sabotajlanmaya başladığında bir işaret alıyorsunuz katilken. Aynı zamanda kurbanı taşırken diğer kurbanların belirli bir mesafeden kanca ile arasındaki mesafeyi görebiliyorsunuz. Son perkümüz de Breakdown perkü. Kancalar bu perkten sonra 3 dakika boyunca kırılık alır. Yani hem Survivor'a hem katile bir takım güzellikler yapmışlar, bir takım şeylerini ellerinden almışlar. Şimdi itemi alıkoyma güncellemesinden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ne demek? Bazen itemlerimizi kullanırken bitmesinler diye son anda kullanmayı bırakırız. Ama bazen yanlışlıkla da olsa item bir anda bitiverir. Bunu benim videomda da denk gelmişsinizdir. Anan avradın diye yanlışlıkla feneri kullanıyorum son anda bitiyor mesela. Bu yüzden bunu engellemek için yeni bir sistemimiz var. Artık eşyanızın dayanıklılığı biterse kaybolmak yerine kullanımı yasaklanır. Bir nevi alıkoyulur. Böylelikle eşyanız kaybolmaz, siz de zor durumda kalmazsınız diye tatlı bir açıklama yapmışlar. Hani maç bitmiştir, kaçacağınız garantidir, kaçış çizgisinin oradasınızdır. Fakat son bir fenerle klik klik yapayım demişsinizdir, yanlışlıkla bitirmişsinizdir. İşte bunu engellemek için tatlı bir eklenti olmuş güncellememize. Ve gelelim bana göre bu güncellemedeki en yankı yaratacak olaya. Yeni gelişme, kırılabilen duvarlar. Yeni güncelleme ile kırılabilen duvarlar ekleyeceklerinden bahsetmişler arkadaşlar. Ve bu özellik bütün katiller için geçerli olacakmış. Yani tek bir katil özel olmayacak. Şimdi neymiş bu kırılabilen duvar olayı? Gelin hep beraber inceleyelim. Kırılabilen duvarların yeri aynı paletler gibi olacak. Ama paletlerden farklı olarak Survivor'lar hiçbir şekilde etkileşime geçemeyecek. Yani paletleri biliyorsunuz devirebiliyorsunuz. Hatta bazı perkler sayesinde paleti kaldırabiliyorsunuz tekrar falan filan. Bu kırılabilen duvarlarla hiçbir şekilde iletişime geçemeyeceksiniz. Yani katilin bu duvarı kırmasını engelleyemeyeceksiniz anlattıkları kadarıyla. Ve katiller istedikleri gibi bu duvarları kırabilecek diye de bir not eklemişler. Bu şu an tüm mapler için geçerli olmayacak. Şimdilik testte yeni gelen harita için özel olacakmış. Yani henüz gelmedi geldiği zaman. Bunu neden yapmışlar? Bunu da açıklamışlar. Bu kırma sayesinde güçlü pencere loopları durdurulabilir. Hatta Survivor'lar direkt yakalanabilirmiş. Belki bazı katiller de map'i genişleterek rahatça gezmek için kullanır. Stratejisini tamamen size bırakmış. Bu yüzden şimdilik net bir karar olmadığından dolayı her map'te açık değil diye de bir not eklemişler. Yani bu yeni map'teki haline bakacaklar, insanların yorumlarına bakacaklar. Ona göre artık her map'e de getirirler veya hiç getirmezler. Bilemem orasını. Çünkü test server'a henüz gelmedi. Sadece ben açıklamaları okuyorum size. Test server'a da 1-2 gün içinde gelecek diye duydum. Test server'a da gelir gelmez direkt bu okuduğum, anlattığım şeyleri uygulamalı bir şekilde orada yapıp yine video şeklinde atacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Yine bir kırılan duvarlar için şöyle bir açıklama yapmışlar. Eğer kırılabilen duvarlar diğer maplere gelirse ortama uyum sağlamak için farklı bir şekilde çıkarlar. Bununla birlikte her mapte anlaşılır ve hangisi kırılabilir, hangisi kırılamaz olduğuna kolay bir şekilde karar verilir.
Ayrıca palet kırarken olduğu gibi duvar kırmada addon ve perklerle hızlandırılabilir. Ebenin nikahı diyoruz. Bu bilmiyorum arkadaşlar, bunu görmek lazım. Survivor main olduğum için adam L spotundan bir an Q diye çıkarsa ben ne yapayım yani. Genç yaşında jumpscare edecekler bana. Bilmiyorum artık. Gelince göreceğiz gençler. Buna şimdi yorum yapmayayım. Boşu ön yargılı davranmayalım. Gelince göreceğiz hep beraber. Ve gelelim arkadaşlar güncellememizin son kısmına. Katillerdeki değişiklikler. Şimdi zaten adam rework yiye yiye bir hal oldu. The Doctor'dan başlayalım. Bu sezonun ortasında gelen güncelleme ile Doktor özelliğini Madness Shock Therapy ya da Static Blast olarak uygulayabiliyor. Survivor'ların delilik seviyesinin nasıl artacağının açıkça bir şekilde olması için bazı değişiklikler yapmışlar. Yani ne zaman seviye 3'e geçeceksin, ne zaman 2'desin falan bunu bilmiyorduk ya genel olarak. Hani 3'e geçince anlıyorduk bir tek. Delilik artık zamanla azalmayacak. Yani sağda bir bar oluyordu arkadaşlar biliyorsunuz ki yavaş yavaş geri gidiyordu böyle sanki hani Deadard'ın tekrar dolmasını bekliyor gibi. Bu artık geriye gitmeyecek. Katilin şok terapisi, yani sağ tıkla sürekli yapabildiği var ya, bu her bir Survivor'a vuruşunda delilik seviyesinin yarısını dolduracak. Yani size bu özelliğin her iki tutturuşunda, her iki çığlık atışınızda bir seviye almış olacaksınız. Static Blast ise hani CTRL'ye basılı tutarak böyle daha geniş bir alana vurduğu özelliği var ya, o ise her bir Survivor'a vurduğunda delilik seviyesini tam dolduracak. Yani diğerinde iki kere vurup bir seviye atlatırken bunda her vurduğunda bir seviye atlatmış olacaksın Survivor'ı. Gelelim Plague karakterimize, veba yani. Bundan böyle Plague her maça başlarken hep bir bozulmuş çeşmeyle başlayacak. Bununla birlikte The Plague'in Survivor'lar yıkanmamış olsalar bile her maçta bozulmuş bir çeşmesi olmasını sağlayacak. Bu da şöyle, biliyorsunuz ki arkadaşlar Survivor'ların üstüne kustuktan sonra yaralanıyorlar. Ve tekrar iyileşmeleri için musluktan su içmeleri gerekiyor. Bunu yaparlarsa siz o musluğa gidip bu sefer fırlattığınız kusumu kana çevirebiliyorsunuz ve her bir isabet edişinde bir hasar vermiş oluyorsunuz Survivor'lara. İşte Survivor'lar da bunu istemediği için heal'lanmıyorlar. Dolayısıyla hem jenleri daha hızlı yapmış oluyorlar hem de size bu kan kusumunu vermiyorlar. İşte bunu engellemek için bir tane kan havuzuyla maçınıza her türlü başlıyorsunuz. Yani Survivor'lar yıkanmamış olsa bile. Aynı zamanda diyelim Survivor'ın üstüne kustunuz. Adamları yaraladınız. Baktınız yine iyileşmiyor adamlar. Kendi bilecekleri iş. Gidersiniz zaten bir tane kan havuzunuz var. Oradan kanınızı alırsınız. Bu sefer yaralılara uzaktan hiç etkileşime girmeden, palet falan devirmelerine izin vermeden takır tukur düşürürsünüz. Ve son değişiklik gelen katilimiz ise Trapper. Zaten az önce de bahsetmiştik. Ayı kapanları asla kırılamayacak Trapper'ın. Etkisiz hale getirilebilecek fakat kırılamayacak. Tamamen sabotaj yapıp yok edemeyeceksiniz onun tuzaklarını. Buna ek olarak tuzaklarını eline almadan tekrardan kurabilecek. Hatta elinde başka bir tuzak olsa ya da olmasa bile. Bu da anladığım kadarıyla şu. Eğer yanlışım varsa yorumlarda lütfen düzeltin. Hani map'te kırmızı kırmızı tuzakların gözüküyor ya. Yanına gidiyorsun. Boşluğa basıyorsun. Cebine koyuyorsun tuzağı. Sonra istediğin bir yere gidip kuruyorsun. Sanırım sınırsız bir şekilde her istediğin yere gidip çatır çutu tuzaklarını kuracaksın. Gidip alıp sürekli cebine koymakla uğraşmadan. Yani ben böyle anladım. Dediğim gibi hatam varsa lütfen yorumlarda düzeltin. Evet arkadaşlar, güncelleme notlarımız böyleydi. Muhtemelen şu an anlattıklarımı çok az kişi duymuştur daha önce. Çünkü zaten dün paylaşıldı. Hemen Türkçe'ye çevirdik biz de siteden alıp. Sanırım bu güncellemede katil veya survivor gelmeyecek. Bu arada şöyle arkadaşlar, katilimizin teaser'ını bir izleyelim. Trailer değil, teaser olarak küçük bir şey olarak yayınlamışlar. Bir yorum yapmak istiyorum. Acaba ne olabilir? Paletteyken bir an fışık diye Last Year'daki Stranger gibi bizi zincirle mi çekiyor? Loop yapmamızı mı engelliyor? Hiçbir fikrim yok. Ya da elindeki item'ı mı zincir? Hani bize zincirle mi vuruyor yaralamak için? Hiçbir fikrim yok. Geldiği zaman hep beraber çekeceğiz, göreceğiz. Güncelleme notları hakkında yorumlarınızı lütfen belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü çok merak ediyorum fikirlerinizi. İşte yeni katil kim olabilir? Kırılan duvarlar nasıl olabilir? Yeni katilin özelliği ne olabilir? Gibisinden. Seviyorum fikir alışverişi yapmayı. Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Dediğim gibi test server'a eklenerek denmez. Bu güncellemeyi de uygulamalı bir şekilde göstererek tekrardan bir video daha çekeceğim. Merak etmeyin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler arkadaşlar.